Mutfaklardaki düdüklü tencere faciaları artıyor. Son kaza haberi Alanya'dan geldi. Peki düdüklü tencereler neden patlıyor? Uzmanlara göre bu tencereleri güvenle kullanmak için 5 altın kurala harfiyen uymak gerek. İttirmeseydim çok ciddi bir şekilde yanacaktım. Yanlış zamanda dokunmak, altını kısmamak ya da bakım yapmamak. Bu hatalar bomba gibi patlamasına yol açıyor. Düdüklü tencere faciaları bitmiyor. Son olay bir iş yerinin mutfağında yaşandı. Show Haber WhatsApp ihbar hattımıza gelen bu görüntü Alanya'daki bir mobilya mağazasının mutfağında kaydedildi. Bomba gibi patlayan düdüklü tencere ortalığı savaş alanına çevirdi. Neyse ki mutfakta kimse yoktu, yaralanan olmadı. İnci Şahbaz da düdüklü tencere kazalarının kurbanlarından biri. Birkaç ay önce o da sobanın üzerindeki düdüklü tencere hava kaçırmaya başlayınca ona müdahale etti ama... O kadar kötü patladı ki o buhar, o su hep üzerime geldi. Aynı kazayı Şeminur Erzurum'da yaşadı. Lokantasında havasını boşalttığını sandığı tencere patladı, yemeğin suyu yüzünü yaktı. Üstündeki havayı da aldım. Elimle ittirdim. Sabırsızdım. Anında hani pişireyim, yemek yetiştireceğim diye. Peki düdüklü tencereler neden patlıyor? Bu tencereleri kullanırken 5 kurala dikkat etmek gerekiyor. Bunlardan ilki su seviyesi. Çok fazla su koydukları zaman su ve tencere veya yemeğin suyuyla tencere arasındaki kapak arasındaki basıncı dengeleyemediği için doğal olarak çok hızlı patlama yönelik. Tenceremizin yarıdan biraz daha az koyduğumuz zaman kesinlikle patlamayı önleyecektir. Yapılan en büyük hatalardan biri tencereyi sallamak. İçeride yemeğin pişip pişmediğini henüz bilmeyen bir ev hanımı onu salladığı an içindeki basıncı arttırabiliyor. Böyle sallıyorlar ki karışsın diye. Aslında çok yanlış bir sistem. Basıncı arttırdıkları gibi patlamayı biraz daha hızlandırıyorlar. Düdüklü tencerenin patlamasını istemiyorsanız altını kısmanızda fayda var. Onun için işte bu noktada bulunan düzenekten buharın çıkmasını beklemek ve ondan sonra altını kısmak en önemlisi. En önemlisi dördüncü kural, yani tencerenin kapağının açılma zamanı. Altını kıstık iyicene, birazcık demlendi. Ortalama 10-15 dakika kadar soğuduktan sonra kapağımızın basınç havası gittikten sonra çok rahatlıkla açabiliriz. Ve patlamaya yol açan son neden, tencerenin bakımının aksatılması. 6 ayda bir kontrol ettirmek büyük bir tehlikeyi önleyebilir. Yani nedenlerden bir tanesi aslında şu gördüğünüz gibi contalar. Şimdi şu anda gördüğünüz gibi biraz eskimiş bu conta aslında. Normalde contalarımızı sürekli her 5 ayda bir, 6 ayda bir değiştirmemiz gerekiyor.